Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde ıspanakla erişte nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Hem eriştemi hem çorbalığımı hem ufak şehriyemi yaptım. Umarım sizler de bu tarifi dinler ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. bizi ilk önce ıspanağımızı pişirerek başlıyoruz. 3 tane kök ıspanağım vardı. Güzelce yıkadım. Ondan sonra bir tencereye aldım yıkadıktan sonra kapağını kapatıp biraz suyunun salmasını bekleyeceğim hafif suyunu saldı artık bir çay bardağı su ilave edip bir müddet bu şekilde pişireceğim yaklaşık bir 6-7 dakika pişmesi yeterli oluyor artık tamamen bakın pişti e, bu koymuş olduğum suyla birlikte onu bir e, kaba aktaracağım ve o kapta blender'dan geçireceğim ve size e, blender'dan geçirmiş olduğum kıvamı da göstermek istiyorum. Çok böyle sulu olmasına gerek yok. Verdiğim ölçüde yaparsanız çok yerinde bir ölçü. Şimdi hemen kıvamı da gösteriyorum. Bakın kıvamı bu olacak. Hemen soğuduktan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Kesinlikle sosumuz, ıspanak sosumuzun soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabımıza ıspanak sosumuzu aktardıktan sonra sebzeli erişte olduğu için muhakkak zeytinyağı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı öğütülmüş kaya tuzu, bir adet büyük yumurta. Eğer yumurtanız büyük değilse 2 adet küçük yumurta ekleyebilirsiniz. Tam 5 bardak un alıyor bu ölçüler. Un kalitesine göre değişebilir artılabilir yani ununuz eksik de gelebilir o yüzden yavaş yavaş ilave edelim İlk önce ben 4 bardağı ilave ettim 5. bardağı yavaş yavaş ilave edeceğim çok iyi bir şekilde yoğuracağım kulak meyvesinden bir tık daha koyu bir hamur olacak çok yapışkan bir hamur çünkü ıspanak var içerisinde gerçekten onu açması kolay oluyor ama yoğurması ve toparlaması biraz yorucu oluyor diğer sebzeli eriştilere nazaran iyice e, hamurumu yoğurup toparlayacağım. Ununu yedireceğim. Unu ilk önce emmeyecek gibi geliyor ama çok güzel bir şekilde toparlayacak. Hemen size kulak memesinden bir tık daha e, sert bir hamur demiştim ya onu anlamanız için şöyle göstereyim. Parmağınızı içerisine batırın. O hamur geri yukarı doğru kalkmıyorsa, kabarmıyorsa artık olmuş demektir hamurunuz. Bakın katlarken bile e, artık zorlanıyorum. Bakın parmak içerisine batırdım ve yukarı kalkmadı. İyice böyle yaklaşık 10-15 dakika yoğuracağım. İyi yoğrulmuş hamur daha kolay açılıyor. Hamurumu topladıktan sonra da üzerine streç filmle kapatıp en az 2 saat dinlenmeye alacağım. Ben 3-4 saat rahat bekletiyorum. 3 saatin sonunda yoğurma matımın üzerine unumu serptikten sonra artık dinlenmiş olan hamurumu alıyorum. Bakın hamurum iyice kendini yaymış artık beni açabilirsin diyor. Eğer hamuru dinlendirmezseniz mayasız olduğu için açmanız zorlaşır. Matımın üzerine aldıktan sonra şöyle katlayarak rulo şeklini verdim. 4 tane eşit hamur parçasına ayırdım ve elimle toparlayarak beze haline getireceğim. Eğer zamanınız varsa bir 10-15 dakika bu şekilde bekletirseniz çok rahat bir şekilde açılacak. Fazla bezelerimi bir kenara kaldıracağım. Hemen ilk topladığım bezemden başlayacağım. Şöyle hafif un, çok una gerek yok. Bakın bu unla arada elimle sürerek açacağım. Oklavaya da gerek yok. Merdane ile gayet rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. İşte e, orantısızlıklar olabilir, hiç sıkıntı değil çünkü yan taraflarını ilk kestiğimiz hani üst üste koyarak artık eriştelik kesmeye başlayacağımız noktada ben kenarlarını hep çorbalık olarak kesiyorum, o yüzden sıkıntı yok. Böyle güzelce e, açalım. İnceliğini de size göstereceğim. Çok ince bir hamur olmayacak kesinlikle. İnce bir yufka açmıyoruz. Çünkü yufka yapmıyoruz. O yüzden kalınlığını da size göstereceğim. Son kez şöyle bir kenarlarını da kontrol ederek, kenarlarına özellikle dikkat ederek aynı ayarda olmasını sağladıktan sonra oklavama atıyorum. Şöyle fazla ununu sirkeliyorum. Ve yine oklava yardımıyla sacımın üzerine seriyorum. Sacımın üzerine serdikten sonra hemen size o ayarı da göstereceğim. Fazla pişmeyecek. Bakın nokta nokta olmaya başladığı vakit hemen çevirmemiz gerekiyor. Pişmemesi gerekiyor yufkalarımızın. Ee, bu işleme biz kurutma işlemi diyoruz. Eğer sacınız yoksa fırının alt zemininde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben ikinci e, hamurumu da gösterip e, fazla uzatmak istemiyorum. Yine bakın dinlenen hamurun ne kadar rahat açıldığını göstermek istiyorum. Yine onu da. Aynı ayarda ince değil, çok kalın da değil. Şimdi birazdan saçın üzerinde de size inceliğini göstereceğim. Açtıktan sonra yine oklavaya atıp şöyle bir sirkeleyip fazla ununu aldıktan sonra tekrar oklava yardımıyla sacımın üzerine seriyorum ve göz göz olduktan sonra çeviriyorum. Dediğim gibi fazla pişirmemek gerekiyor. Kurutma işleminde hafif gözlenmeye başladığı zaman hemen çevirmemiz gerekiyor. Hemen şurada da size ayarını göstermek istiyorum. Bakın kalınlığı bu olacak. Daha fazla kalın ya da daha fazla ince olmayacak. Son yufkamızı da artık sacdan alıyoruz. Böyle mecburen üst üste koydum. Size gösteriyorum. Tekrar ben masanın üzerine sıcak oldukları için ayrı ayrı sereceğim. Ve soğumalarını bekleyeceğim böyle artık çok soğumasına da gerek yok. Ilık kıvama geldiği zaman üst üste koyacağız. Tam ortasından böleceğiz. Ortasından böldükten sonra da ben 3 parmak e, genişliğinde yaptım. Geçen sene çok 2 e, parmak e, genişliğinde ve ince ince doğramıştım. Biraz daha böyle spagetti benim çocuklarım sevdiği için o havayı vermek için daha e, e, geniş, daha kalın kesmeye dikkat ettim kalın çok fazla olmuyor zaten çünkü yufkalarımız çok kalın değil. Gördüğünüz gibi 3 parmak 3 parmak ayarladım. Bu kenar yerlerini de hemen ince ince doğrayıp minik minik küpler halinde doğradıktan sonra çorbalık olarak kilerime kaldıracağım. Şehriyenin eni ve inceliği tamamen sizin zevkinize bağlı. Daha böyle iki parmak eninde yapabilirsiniz. Cetvelle ölçebilirsiniz. Daha ince de kesebilirsiniz. Geçen sene beni izleyenler bilirler. Daha ince kesmiştim, daha küçük kesmiştim. Bu sene daha çok şey istedim. Hani spagetti görüntüsü istedim. Çocuklar spagettiyi çok seviyor çünkü. Benim işim artık kolayladı. 3'e böldüm çorbalık, şehriye ve yemeklik yani makarna olarak tepsilere dizdim. Artık dışarı güneşe koyacağım. Bir gün güneşte kalması yeterli oluyor. Geri kalan zamanda evin içerisinde en az bir hafta kurutun. Çünkü sebzeliler çabuk bozulabilir ve küflenebilirler. İyi kurutmakta fayda var. Vaktiniz varsa birkaç gün yine güneşte kurutabilirsiniz. Bakın hemen kurumaya başladılar bile. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.